Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel çalışmamızı yapacağız. İki renk olarak çalıştım. Dilerseniz daha fazla renkle de bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Çok güzel battaniyeler, ceketler, hırkalar, kırlentler olmakta bu modelimizden. Sizler nerede kullanmak isterseniz ona uygun renkler ve tığlarla çalışırsanız çok güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Ben iki renk üzerine çalıştım ve sizlerle birlikte bu çalışmamızı tamamlayalım. Evet, hemen örmeye başlayalım. Ama öncesinde kanalımıza abone olarak bizleri desteklerseniz çok mutlu oluruz. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Çağrı zilini de açık tutup beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin. Evet, hemen kolay gelsin diyerek örgümüze başlayalım. Kolay gelsin. Çalışmamızı 3 tane modelimizin üzerinden yapalım. Her bir modelimiz için 10 tane zincir gerekmekte. 10, 20, 30 tane zincirimizi çekerek başlayalım. Az çalışalım ki bütün aşamalarıyla birlikte sizlerle örelim. Hemen şöyle alıyorum ve başlıyorum. Önce bir tane düğümümü atıyorum. Şuraya bir tane düğümümü attım. Üzerinden şöyle ipimi biraz rahatlatıyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane bir modelim için çektim. Şöyle ikinci modelim için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemen düzelttim. 10. Tekrar üçüncü modelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 tane modelim için zincirlerimi çektim. Şimdi ilk trabzanımıza başlıyoruz ve şuraya 5 tane zincir çekiyorum. Bakın 5 tane zincir, 5 trabzanımızı dönüşünde yapacağız. Bakın bu zincir trabzanlarımıza dahil değil. Buradaki 10. zincir üzerine elimi tutuyorum. Buraya batacağım çünkü. Üzerine kenar dönüşü için gerekli 5 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirimi çektim. Tığımın başını 1, 2 doluyorum. Elimi tuttuğum 10. zincir içerisine giriyorum. İpimi alıp ikişer ikişer örüyorum. 1, 2 ve 3. Birinci trabzanımı ördüm. Bu kenardaki dönüş zincirimizdi. Tekrar 2 doluyorum. Giriyorum. 1, 2, 3. Elimizi çok sıkı çekmeyelim. Biraz rahat tutalım. Daha güzel olsun. Sımsıkı örmek hem elinizi ağrıtacak hem de modelimizi büzecektir. 4 oldu. 5. ve son trabzanımı ikişer ikişer örüyorum. Kenar dönüş zincirimi saymıyorum. 2, 4, 5 tane trabzanımı ördüm. 3 zincir çekiyorum 5. trabzan üzerine. 1, 2 ve 3. Tekrar 2 defa doluyorum. Aynı yerin içerisine 5 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. 2 doluyorum. İşlemimiz burada aynı. 4. örmekteyim. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane trabzanımı ördüm. Şimdi bakın elimi şöyle tuttuğum zaman zaten zincirimize nereye batmamız gerektiği çok belirli olmakta. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisine gelerek batıyorum. Bakın 5. zincire battım. Burada herhangi bir işlem yapmıyorum. Sadece batıyorum. 5. zincir içerisine battım. Tekrar 2 defa buradan doluyorum ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincir içerisine giriyorum. İkişer ikişer modelimizin ikincisini örmeye başlıyorum. 5 defa trabzanımı örüyorum.
3-5. 3 tane zincir. Tekrar 2 defa doluyorum. 5 tane trabzanımı örüyorum. Aynısını örelim. 5. trabzanımı da ördükten sonra yine aynı işlemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincire gelerek batıyorum. Modelimizin ikincisini de kurdum. 3.'sü için yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5'e giriyorum. Ve yine 5 tane trabzan, 3 zincir, 5 trabzanımı örüyorum. Bütün trabzanlarımızı ördükten sonra en son zincirime gelerek batıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum ve birinci trabzan sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Zincirimizi çekmiştim, arkasını çeviriyorum ve buradaki ilk zincir çekerek başladığımız bölüme değil, ilk trabzanın yandan giriyorum ve bir tane sık iğne örüyorum. Yandan giriyorum. Yandan. Çok sıkıştırmayalım. Normal tutalım elimizi. Beşine de aynı işlemimizi yaptık. 2 tane zincir çekiyorum. Trabzan sırasına 3 çekmiştim. Sık iğne sırasında 2 zincir çekeceğiz. Bütün bu grubumuz aynı şekilde devam edecek. Trabzanda 3 zincir, sık iğne de 2 zincir. Hemen geçiyorum diğer tarafına da yine yandan. 5'ini de birer birer sık iğne ile örüyorum. Beşini de ördüm. Altta kalan ilk başlangıç zincirimiz. Şimdi araya hiçbir işlem yapmadan diğer tarafın ilk trabzanına geçiyorum. Yandan sık iğnemi örüyorum. Tekrar 2 tane zincir, kalanını örüyorum. Araya herhangi bir şey yapmadan trabzanımı örüyorum. Alttaki zincirler kesinlikle kafamızı karıştırmasın. Trabzanımıza geçiş yapıyorum. Özellikle hatırlatıyorum ki ben ilk örgüye başladığım yıllarda çok kafam karışıyordu bu örgüleri. Yani bu zincirleri ne yapacağımız, bundan mı başlayacağız, nasıl olacak diye. O yüzden hatırlatmak istiyorum, kimse sıkıntı çekmesin. Sona kadar geldim. Evet, bütün sık iğnelerimizi şu şekilde ördük. Ön yüzden görüntüsüne bakalım. Bakınız. Çok güzel. Şuradaki boyutu veren kısım bu sık iğnemizin olduğu bölümümüzdü. Şöyle tepeden de görelim. Çok hoş oldu. Şimdi 3. sıramıza başlayacağız. 3. sıramız zincir sırası olacaktı. Bakın zincirimizi çekip yeni yer hazırlayacağız. Bakın zincirimizin olduğu sıramız şöyle. V'lerimizi görmektesiniz. Tam model arasına V'ler yapacağız ve 3'er zincir çekeceğiz. İlk başlangıç modelimizde tabi kaydırmalı bir model. Bir tane tam, bir tane yarım. Tam, yarım, tam, yarım şeklinde devam edecek. Şimdi hazırlayacağım zemin yarım modelimiz için olacak. Zemin olacak. Yarımımız için bakınız trabzanımız zincirimizde çekip şuraya bir tane trabzan öreceğiz ve devam edeceğiz. Evet, 7 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincirimi çektim. Tığımın başını doladım. Bir defa doluyorum. Hemen dibine batıyorum. Ve 1, 2 defa da alıyorum. 7 zincir çektim. Yarım modelimizi hazırladım. Aralara 3'er zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu sık iğne yapmış olduğum yere gelerek batıyorum. Sık iğneli yere lütfen buna dikkat edelim. Öndeki kısma değil, sık iğneli bölüme. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bu iki tepenin arasına giriyorum. Yuva hazırlıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere giriyorum. 1, 2. İkinci yuvamı da hazırladım. Araya 3 tane zincir,
ve arka sık iğnenin olduğu iki tane zincirin içerisine sık iğne. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir. Tığımın başında oluyorum. Her iki tepenin arasına yeni yuvamızı kuruyoruz. 3 tane zincir. Tekrar trabzan. Yarım, tam. Şimdi tekrar yarım için yerimizi hazırlayacağız. 3 zincirimi çektim. Sık iğneden ördüm. Zincir içerisine sık iğne. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Şuradaki kenara geliyorum. Bakın başlangıçta 7 zincirle geldik. Bitişte trabzanla yapmamız gerekmekte. En son zincir çektiğim yere geliyorum. Şöyle biraz da kaldırıyorum. 3 tane zincir ve trabzan. 4 tane yuva hazırladık. İkisi yarım, ikisi tam olarak dolduracağız. 4 sıra örerek tamamladım. Görelim, zeminimizi kaydırmalı olarak hazırladım. Şimdi beyaz rengimi bağladım. Beyaz rengimle örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çektim. Tığımın başını 2 defa doluyorum. İlk yuvanın içerisine yarım modelimizi kuruyorum. İkişer ikişer alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kenarlarda yarım model kuruyoruz. Beyazlarımızın tamamını artık bu şekilde öreceğiz. Kenar zincirimizi ördüm. 5 tane trabzanımı tamamladıktan sonra şöyle bakınız önden giriyorum. Zincirimizi, 3 zincirimizi aşağıdaki pembemizi önden giriyorum ve buraya sabitleniyorum. Ve devam ediyorum. Tığımın başını 2 defa doluyorum. Her iki katı alarak ortadaki V'min içerisine 5 tane trabzanımı örüyorum. 2 dolayıp ikişer ikişer çıkıyorum. Tüm beyazlarımız bu şekilde, pembelerimiz de diğer şekliyle devam edecek. 4 oldu. 5.'yi de hemen tamamlıyorum. Ve 1, 2, 3 zincir. Tekrar 2 defa doluyorum. 5 trabzan aynı yuvaya örüyorum. 2 doluyorum. İkişer ikişer alıyorum. Beşinciyi örüyorum. Toplamda 5 trabzanımızı ördükten sonra şu şekilde ortadan giriyorum. Buraya sabitliyorum. Yine 2 defa doluyorum. Her iki katı alarak hem buradaki hem arkadaki zincirimi ikişer ikişer çıkıyorum. 2 doluyorum. 5.'yi örüyorum. 1, 2, 3 tane zincir. Tekrar 5 trabzanımı da yine aynı yuva içerisine örüyorum. 5. trabzanımı yeniden tamamladım. Yine alttan giriyorum. Tığımın başını doluyorum. Başlangıçta örmüş olduğumuz gibi yarım modelimizi bitişe de örüyoruz. 5 tane trabzanımızı ve en son kenar trabzanımızı da buradaki yuva içerisine örüyorum. 2 defa doluyorum. Her iki katı yine alıyorum zincirlerimi. 5 tane trabzanı ardı ardına örüyorum. 2 3 4 5.'yi örüyorum. En son başlangıcı zincirle başlıyoruz her zaman. Bitişi trabzanımızla bitiriyoruz. Şuradaki kenar ilmeğimiz için, kenar trabzanımız için 2 defa doluyorum. Kenardaki zincirimin içerisine batıyorum. İkişer ikişer çekerek beyazımla olan ilk sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen ardını çeviriyorum. Trabzanlarımın
Hepsini birer birer sık iğne ile örüyorum. Şimdi ilk zincir çekmiş olduğum zinciri buradaki kenar trabzanımın üzerine batıyorum. Daha sonra 5 trabzanımın ilkine yandan giriyorum bir tane sık iğne. İkincisine yandan giriyorum bir tane sık iğne. Yandan sık iğne. Beşini de örüyorum. Arada herhangi bir şey yapmıyorum. Direkt geçiyorum diğer grubuma. Üç zincir çekmiştim. Sık iğnemle iki zincir çekiyorum. Trabzana yine yandan girip örüyorum. Sıramızı tamamlayalım. Araya iki zincir çekmeyi unutmayalım. Kenardaki trabzanlarımın beşini de ördükten sonra en son zincir örmüş olduğum yere geliyorum. Batıyorum. Ve bu sıramızı da tamamlamış oluyorum. Şöyle görelim. Burası önden görünümü. Diğer taraf ise arkadan görünümü. Önden şöyle üç boyutlu haliyle görülmekte kabartılı. Şimdi üçüncü sıramıza başlayabiliriz. Trabzanım üzerine 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Örgümün arkasını çeviriyorum. Şimdi aradaki şuradaki görmüş olduğumuz 2 tane kenara doğru yükselen bölüm, yani çukurdaki kalan bölümümüz içerisine buradaki gibi trabzanımızı hazırlayarak yeni yuvamızı oluşturuyoruz. Bir defa başını doluyorum. 1, 2. 3 zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı yuvaya girerek trabzanımı örüyorum. Araya 3 tane zincir çekiyorum. 2, 3. Çekmiş olduğum 3 zinciri arkada sık iğne ile devam ettiğim ve 2 zincir çektiğim yere batıyorum. Tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum. Araya şuradaki bakınız. Araya 3 tane arasında zinciri olan 2 trabzanımı örerek yuvamı hazırlıyorum. Bir trabzan, 3 zincir, bir trabzan. İpimi şöyle yarımlamışım. Hemen toparlıyorum. İplerimiz yolu yakınken düzeltirsek daha güzel olacaktır. Aynı yere yeniden trabzanı örüyorum. Bir trabzan, 3 zincir, bir trabzanımı ördüm. Araya tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Sık iğneden olan 2 zincirlik bölümüme giriyorum. Tekrar girip bir tane sık iğne. 1, 2, 3. Her iki tepenin arasına girerek bir trabzan, 3 zincir, bir trabzanımı örüyorum. Ve 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekip şuradaki kenar noktaya gelerek batıyorum. Ve buradaki yuva hazırlama zincir sırasında tamamladık. Zincirimizin diğerini çalışmaya başlayalım. Bir tane zincirimi çektim, çeviriyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çekiyorum. Çekmiş olduğum 9 zinciri sık iğnemin tepesine gelerek batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çekiyorum. Şuradaki tepedeki battığım sık iğne içerisine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. İlk başlangıç noktama gelerek batıyorum ve pembe rengimi alıyorum. 4 sıra ördüm, tamamladım. Pembe rengimle geçişim yapıyorum. Dilerseniz kopartabilirsiniz. Ben modeli anlatacağım diye koparmadım. Dilerseniz de bu şekilde devam ettirip daha sonra gizleyebilirsiniz. Tekrar pembe rengimize geliyoruz. Pembe rengimizde de ilk sırada örmüş olduğumuz işlemimizi aynı şekliyle yapmaya başlıyoruz. Bakın ilk sıradaki işlemimizin birebir aynısı. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını 2 defa doluyorum. Giriyorum. 2'şer 2'şer çekiyorum. 2 defa doluyorum. Her iki katımı da alıp 2'şer 2'şer 5 tane trabzanımı örüyorum. Araya 3 zincir. Tekrar 2 defa doluyorum. İşlemlerimiz birbirinin tekrarı olacak artık.
Beyazları aynı şekilde, pembe rengimizi de yine aynı şekliyle öreceğiz. Beşinciyi de ördüm. Bakınız 5 tane trabzanımı ördüm. Beşinciyi ördükten sonra alttaki bölüme giriyorum. Öndeki 3 zincirlik çektiğim bölüme sık iğnemle burayı tutturuyorum. Bu şekilde boyut kazanıyor. Tekrar 2 doluyorum. Burayı yine doldurduktan sonra şuradaki bölümümüze girerek kilitleme işlemimizi yapıyoruz. Trabzanlarımı arasında 3 zincir olarak ördüm. Öndeki bölümüme giriyorum. Tekrar kenardaki en son bölümümüzü de yine burada yapmış olduğumuz gibi trabzanlarımızı da örelim. Ve aynı işlemlerimizi pembede yapmış olduğumuz gibi arkasından önce sık iğne sıramızı, sonra zincir sıramızı, sonra dördüncü kez yine zincir sıramızı aynı şekilde tamamlayalım. Ve bir sıramızda pembe, bir sıramızda beyaz olarak örelim. Ve modelimizi istediğimiz yerlerde kullanalım. Evet sevgili arkadaşlar, renklerimizi değiştirerek bu şekilde örerek çalışmamızı bitiriyoruz. Umarım beğenmişsinizdir ve sizlere faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.